Yangınlar devam ediyor. Yine Efendimizin sünnetine ittibaen tekbir alalım inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahilhamd. Allah'ın rahmetine sığındık. Estağfirullah, estağfirullah. Yanlış yapmamış kullar değiliz. Hatalarımız çok oluyor tabii ki. Kimi zaman gazabın esiri oluyoruz. Kimi zaman dünya hevesatının esiri oluyoruz. Kimi zaman şehvetin esiri oluyoruz. Bir türlü şeytan oyunlarına çekiyor, yanlışlar yaptırıyor. O yanlışların sonunda da bir takım günahlara giriyoruz. Onun da cezası geliyor. Onun için ceza gelmeden ne yapalım? İstiğfar edelim dedik. İstiğfardan kaçtı. Tevbe edelim. Tevbeden kaçtı. E şimdi ateşin ortasında kalınca herkes Allah'a sığınıyor. Elhamdülillah yine son nefes gelmeden Allah'a sığınıyorlar. O da güzel. Ama bundan önce Allah'a sığın dendiği zaman niye sığınmadın ki? İstiğfar et, tevbe et dendiği zaman niye etmedin ki? Tevbe edelim. Bütün ümmet olarak Allah'a sığınalım. Tevbe edelim. Hemen oradan çıkıyor. Tevbe etmekle ateş mi söner? Ya Mekke'nin müşrikleri de senin gibi konuşuyordu işte Efendimiz'e. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da öyle yaklaşıyordu Peygamber Zişan'a. Ateşe su taşımaya devam et, kum taşımaya devam et. Ama kalbinle de Allah'a tevbe et. Ya Rabbi bu musibet yaktı canımızı. Üzdü bizi çok. Sıktı bizi çok. Ağlattı gözlerimizi. Anladı ki hata eyledik. Sana hakiki kulluk eyleyemedik. İlahi divanına uygun hareket edemedik. Tevbe ya Rabbi. Tevbe ya Rabbi. Elinde su taşırken kalbin bunu söylese o su neleri söndürür o vakit. Ama kalbinde hala yarısının ortalığı karıştırma hastalığı var. Yarısının Allah'a dönmeyi unutma hastalığı var gaflet içerisinde. Onun için sürüyor gidiyor. Bugün yangın, yarın sel, öteki gün deprem, böyle. Hastalık zaten almış başını gidiyor. Dikkat etmek lazım. Ana noktaya, ana noktadan kaçırıyoruz gözümüzü, gaflet içerisinde yüzüyoruz maalesef.